Bu soruya cevap bulalım. Şimdi Şiilik ve Sünnilik arasındaki en önemli fark nedir? Bu hepimizin kafasını karıştıran bir soru, hepimizin merak ettiği bir soru. Burada şimdi Şii düşüncesinin çok önemli bir mekanındayız. Arkadaşlar unutmamamız gerekiyor ki Şiilik ve Sünnilikte aynı kutsal kitap vardır. Sadece kutsal kitapta, yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere farklı manalar yükleme vardır. Mesela bakın şurada قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم Allah-u Teala kitab-ı keriminde buyuruyor ki اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Yani ey ehli beyt. Bakın burada ehli beyt kelime olarak da geçtiği için Şii düşüncesinde bu ayet çok önemlidir. Ey ehli beyt, Allah sizden kirliliği, pisliği kaldırmak ister. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ Sizden kötülüğü kaldırmak ister. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا Sizi tertemiz yapmak ister. Bu ehli beytin masum olduğuna, yani günahlardan arınmış ve temiz olduğuna bir delil olarak gösterilir. Şimdi bu ayet Kur'an'da var. Biz Sünniler de inanıyoruz. Fakat bu sureyi unuttum. Fakat Nisa suresinde olabilir. Önemli olan şudur. Biz mesela bu ayeti bağlamında, siyakında ve sibakında şöyle anlıyoruz. Şiilikte ehli beyt deyince 5 kişi anlaşılır. Pençe Ali Aba, Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed, onun oğlu, onun damadı olan Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin 5 kişi olarak bunlar tanınır. Fakat Sünniler der ki evet burada Ehl-i Beyt adı geçiyor fakat buna ya Nisa en-Nebiyye ey peygamberin hanımları Ezvacı Tahirat adını verdiğimiz hanımları için gelmiştir bu ayet. Çünkü ayetin sibakında şöyle der ey peygamber hanımları eskiden olduğu gibi çok açılıp saçılmayın. Siz peygamber hanımsınız. Kendinize dikkat edin. O yüzden biz Sünniler diyoruz ki bu ayetin o 5 kişiyi temiz kılmakla ilgisi yoktur. Şiilikte bu masumiyet inancı aslında Zerdüştiliğin bir devamıdır. Çünkü Zerdüştilikte de ben size sonra anlatacağım. Ferre-i İzedi adı verilen bir ışık vardır. Tanrısal ışık. Bu tanrısal ışığa sahip olan krallar, şahlar eskiden beri yanılmazdı. Tanrısal şeyin devamı kabul edilirdi. Bu zamanla Şii düşüncesinin içine de girmiş. Aynı şekilde mesela bir gün Peygamber Efendimiz, bakın Sünnilerde, Şiilerde aynı hadisi kabul eder. Peygamber Efendimiz, gelsene Ahmet abi. Bir gün Hazreti Ali'nin elinden tutmuş, kaldırmış. Men kuntu mevlahu fehaza aliyun mevlahu. Ben kimin efendisiysem bu Ali de onun efendisidir demiş. Peygamberimiz bu sözü gerçekten söylemiş ama biz Sünniler şöyle inanırız. Peygamberimiz bu sözü şunun için söylemişti. Bir gün bir sefer dönüşünde Hazreti Ali ile diğer sefere katılanlar arasında bir anlaşmazlık olmuş. Veda haccı zamanı Peygamber Efendimizin de siyasi olarak zihni meşguliyeti çok olduğu için, yoğun olduğu için bu tartışmayı kapatın. Nasıl bana itaat ediyorsanız Ali'ye de itaat edin. O ne yaptıysa doğru yapmıştır diye Hazreti Ali'nin verdiği bir hükme sahabiler itiraz etmişlerdi. Ganimet paylaşımı ile ilgili bir mevzuydu bu. Peygamberimiz onu kapatmak için demiş ki bakın beni nasıl dinliyorsanız Ali'yi de dinleyin. Ama bu manayı Şiiler umuma teşmil etmişler ve şöyle demişler. Bakın Hazreti Peygamber kendisinden sonra veli olarak yerine kimi atamış? Hazreti Ali'yi. Çünkü önünü ve arkasını hesaba katmadan bu sözünü peygamberimizin esas aldığımızda şu ortaya çıkıyor. Ben kimin velisiysem, yöneticisiysem, efendisiysem bu Ali de öyledir. Yani benden sonra yerime bu geçecektir gibi yorumlamışlar. Dolayısıyla Şii düşüncesi ile Sünni düşüncesi arasındaki temel fark aslında metinler aynıdır. Ama yorum farkı vardır. Biz biraz daha Sünniler bunu bağlamında değerlendiriyoruz. Şiiler biraz daha bunu Ehl-i Beyt ekseninde değerlendiriyorlar. İşte bu ayet Ehl-i Beyt ayeti geçenlerden biri. En önemli fark şudur. Aklınızda şu cümle kalsa bile yeterlidir. Şiilere göre Peygamber Efendimiz'den sonra ümmetin başına geçecek olan imam, halife, yönetici bizzat Allah tarafından tayin edilmiştir. Yani nasla tespit ve tayin edilmiştir. Nas demek ayet ve hadis demektir. Biz Sünnilere göre ise peygamberimizden sonra onun yerine geçen kişi bizzat Allah tarafından belirlenmemiş, liyakatine göre seçilmiştir ümmet tarafından. Hazreti Ebubekir liyakatine göre seçilmişti. Çünkü peygamberimiz yanına o namaz kıldırmıştı. Peygamberimiz ona çok değer veriyordu, sıddık olarak biliniyordu. Hazreti Ömer onun yerine geçti, Hazreti Osman onun yerine geçti. Değerli sahabilerdi. Biz Sünnilere göre liyakate göre bu devam etti. Ama Şiiler derler ki peygamberimiz işte o Hayber Fatihi olarak Hazreti Ali'yi sürekli yüceltti, öne çıkardı. Özellikle de ben size Yezd yolunda anlatacağım. Hazreti Hüseyin'e yapılanlar, Kerbela'da şehit edilmesi Şiilerin kendilerini bir tarafta görmesine sebep olmuş ve o tarafı daha sonra itikadi anlamlar yüklemişler. O yüzden Şiilere göre imanın tam olması için velayete de iman etmek gerekir. O yüzden biz Sünnilerin
imanı eksiktir Şiilere göre. Yani siz Müslümansınız ama tam hakiki bir mümin değilsiniz. Yani Şiilere göre siz Müslümansınız ama imamete iman etmediğiniz için imanınız eksiktir. Böyle kabul ederler. Biz Sünnilere göre ise imamete iman etmek, velayete iman etmek imanın bir parçası değildir. İtikadın bir parçası değildir. Bu sadece peygamberden sonra ümmetin başına seçilecek olan kişinin liyakate göre takdiri meselesidir. Biz Sünnilerle temel fark bu. Onun dışında fıkıhta, ibadette bazı ayrıntılar vardır ama en önemli fark itikadi farktır. Mesela İmam Cafer-i Sadık ile İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşleri fıkıh olarak çok yakındır. Sadece bir itikadi fark var. Şiiler derler ki işte imameti Allah tayin eder. Çünkü ümmet peygamberden sonra başına kim geçecek? Bunu Allah tayin etmemiş olabilir mi? Birbirine girecekler. Bunu Allah tayin etmiş olmalı derler. Biz Sünnilerde deriz ki hayır, ne Kur'an'da ne de peygamberin açık hadislerinde bununla ilgili bir tayin yoktur. Ama size ilerleyen günlerde anlatacağım bir kırtas hadisi diye bir hadis vardır. Bunu delil getirirler. Bir az önce söylediğim Gadiruhum hadisesi vardır. Gadiruhum'un bayramı yapılır Şiilikte. Mesela ben bir defa Gadiruhum bayramına denk geldim. Gadiruhum peygamberimizin işte o elini kaldırırken söylediği sözdü. Ben kimin efendisiysem Ali de onun efendisi. Onu bayram olarak Şiiler kutlarlar, çok önem verirler. İşte bunu biz de kabul ederiz. Kütüb-i Sitte'de vardır bu hadisler ama farklı anlamlar biz yükleriz. Şiiler ise farklı bir bağlamda bunu yorumlamaya çalışırlar. Temel fark bu diyebilirim. Devam edelim şimdi.